Bahardan farkı olmayan o güzel sıcak havalar yerini yavaş yavaş mevsim normallerine terk etmeye, yani soğumaya başladı. Bundan birçok kimsenin memnun olmadığını sanıyorum. Ama soğuk havanın da sağlığımız için çok önemli olduğunu size hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi şu: soğuk havada göbekteki beyaz yağ dokusu kahverengi yağ dokusuna dönüşüyor. Bilindiği gibi vücutta beyaz ve kahverengi olmak üzere iki tür yağ dokusu var ve kalori yakan kahverengi yağ dokusudur. Yani göbekteki yağ kahverengi yağ dokusuna dönüşmesi demek, sizin terlemeden, yorulmadan egzersiz yapmanız, kalori yakmanız manasına geliyor ki bu özellikle kilo vermek isteyenler için veya kilo almak istemeyenler için son derece önemli bir şey. İkincisi, soğuk hava vücuttaki enflamasyonu azaltıyor. Bu enflamasyon dediğimiz şey, herhangi bir bakterinin etkisinin olmadığı kronik mikropsuz bir iltihap. Birçok romatizmal hastalıkta olur. Mesela atletler çok spor yaptıkları zaman kas ağrıları meydana gelir. Kaslarda bir inflamasyon ortaya çıkar ve bunu ortadan kaldırmak için tıpkı romatizmal hastalıklarda olduğu gibi o bölgeye buz tedavisi yapılır. Buz, yani soğuk, damarların büzüşmesine, oradaki iltihabın, şişliğin azalmasına yol açar. Bunu sağlayan ilaçlar da vardır ama adı üstünde bunlar ilaç. Bunların bazen ölüme kadar gidebilen, mide bağırsak kanamalarına yol açabilen ciddi yan tesirleri vardır. Oysa soğuk havanın hem herhangi bir ilacın olumsuz tesirine maruz kalmadan hem de bedava böyle enflamasyonu azaltan etkisi sağlığımız için bana soracak olursanız son derece önemlidir. Bir üçüncüsü, soğuk havada insanlar daha sağlıklı, daha kaliteli uyurlar. Daha uzun süre uyuyabilirler. Sıcak havalar uyku kalitesini bozar. İdeal yatak odası sıcaklığı 20 derecenin altında olmalıdır. İdeali 15 ile 16 arasındadır ve buna soğuk demeyin lütfen. Alıştığınız zaman soğuk bir odada yatmanın, ağır bir yorgan altında yatmanın ne kadar kaliteli bir uyku sağladığını denediğiniz zaman inanıyorum ki siz de göreceksiniz. Soğuk hava aynı zamanda bir başka etkisi de hafızayı, beyni, muhakemeyi daha canlı tutar. İnsanlar soğuk havada daha aktif, daha hareketli olmak ihtiyacı hissederler. Daha iyi düşünebilirler, daha iyi analiz yapabilirler. Hafızaları daha canlıdır. Sıcak ülkelerde yaşayan insanların ne kadar böyle bezgin, bitkin, kendinden geçmiş olduklarını ama kuzeydeki ülkelerde yaşayanların, yani soğuk iklimi olan ülkelerde yaşayan insanların ne kadar cin gibi akılları başlarında olduğunu hatırlarsanız bunu kolayca anlayabilirsiniz. Gene soğuk havaların bir başka önemli faydası da bu havalarda bazı sineklerin, böceklerin, ki bunların bir kısmı insanlara bazı virüsleri taşıyabiliyorlar, bunların azalması, ortadan kalkmasıdır. Gene araştırmalara göre soğuk havada yaşamak insan hayatını uzatabiliyor. Sıcak iklimlerde yaşayanların ortalama beklenen ömürleri soğuk havadakilere göre daha kısa olduğunu gösteren araştırmalar olduğu gibi hayvanlarda yapılan araştırmalarda sıcak bölgede yaşayan bir hayvanın soğuk iklime götürüldüğü zaman ömrünün uzadığını biliyoruz. Soğuk havanın bir de özellikle hanımefendiler için önemli olan bir etkisi daha var. O da şu: soğuk hava deriyi gerginleştirir, gözenekleri sıkılaştırır ve bu sayede cilt daha parlak, daha gergin, daha düzgün görünür. Gördüğünüz gibi soğuk havaların sağlığımız için son derece önemli faydaları var. Ve şunu da bilin ki her mevsimin, yazın sıcağında, baharın değişken havalarının da, kışın soğuğunda, karında, yağmurunda hem bizim için hem tabiat için çok önemli olduğunu, birinin diğerinin yerini tutmasının mümkün olmadığını bir kere daha size hatırlatırım.